Teknik bir hatadan dolayı videomu silmek zorunda kaldım. Düzelttim. Yeniden yayınlıyorum. İyi seyirler. Selam dikiş severler. Diktiğim eteğe normal fermuar çalışması yapıyorum. Ön ve arkayı birleştirmeden yapıyorum çalışmayı. Böylesi daha kolay oluyor. Arka ortasını diktim. Fermuar uzunluğu genelde 18 santim bırakılır. Ben elimdeki fermuarın dişlisinden 1 santim yukarıda diktim. Fermuarın takımına başlıyorum. Fermuar takımına başlıyorum. Sağ taraftan bir yarım milim kadar dışarı çıkardım. Bu normal diktiğim dikişten ve ütüledim. Bir yarım milim kadar çıkıntı yaptım. Sol tarafta normal dikiş yerinden ütüledim. Şimdi fermuarımı açıyorum. Bu çıkıntı yaptığım yerden iğnelemesine başlıyorum. Dikkatlice iğneliyorum. Fermuarın tam dibinden şimdi buradan yukarı kadar dikiyorum makinayla. İğne dediğim tarafı fermuarın dibinden dikkatlice dikiyorum. Fermuarı diktim. Şimdi diğer tarafını da hazırlıyorum. Fermuarımızı açık. Bir yarım santim çıkıntı çıkarıyoruz. Fermuarı içine dibinden iğneliyorum. Dikişimiz buradan olacak. Bu noktada T'el de alabilirsiniz. Bu iğnelediğimiz yerden. Şimdi bu iğnelediğimiz yerden dıştan dikişini yapacağız. Buraya kadar görüntümüz böyle görüldüğü üzere. Şimdi buraya kadar dikişini yapıp buradan tekrar makinayı döndüreceğim. Buradan makinayla gelip baştan bu iğnelediğim yerlerden bu dikişin bittiği yere kadar döndürüp makineyi sabitliyorum.
Makinede dikmeden teğellemesini de yaptım. Size de göstereyim. Bu şekilde de kapanacak. Şimdi dikişini yapıyorum. Dikmeye fermuarın alt tarafından başlıyorum. 1-2 sefer makinayla sabitliyorum orayı, açılmaması için. Sonra da teğellediğim yerden düzgünce üzerinden dikiyorum. Fermuarın dikimini tamamladım. Bu şekilde bayağı muntazam bir çalışma oldu. Fermuarın sağ tarafından görüldüğü üzere üzerine kapattığımız tarafı bir yarım milimlik çıkartma yapmıştım. Bunun da nedeni etek giyildiği zaman yani potluk yapmıyor. Bir de dişlileri görünmüyor. Kötü bir görüntü olmuyor. Siz de normal fermuar çalışması yaptığınız zaman eğer bilmiyorsanız bu yöntemi benim gösterdiğim gibi yapın. Bu şekilde yapıldığı zaman etek giyilip gerdirdiği zaman hem potluk olmaz hem de fermuarın dişlileri görünmez. Bir dikiş videosunun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.